Herkese merhabalar. Ben Pelin Karahan. Mutfağıma hoş geldiniz. Bundan sonra hafta içi her gün Show TV ekranlarında birlikte burada mutfağımda konuklarımla birlikte yemek yapıyor olacağız. Siz tabii beni hep dizilerden görmeye alışıksınız ama bu sefer çok farklı. Aslında benim çok sevdiğim, çok kimsenin de bilmediği yemek zevkimle birlikte sizlerle buluşmuş olacağım. Ege'den, Anadolu'dan, Türkiye'nin her yerinden böyle çok çeşitli konuklarımız olacak. Onların tariflerini birlikte burada hep birlikte yapacağız. Bazen sizin bildiğiniz tarifler olabilir, bazen hiç bilmediğiniz değişik tarifler olabilir. Hem onların tariflerini öğreneceğiz, hem yemekleri yapacağız, hem püf noktalarını konuşacağız. Bazen de onların geldiği bölgelere, şehirlere ait küçük dokunuşları öğreneceğiz. Çok güzel bir ev yaptık, şahane bir bahçemiz var, çok güzel seramız var. Oradan böyle aldığımız domatesleri, salatalıkları, biberleri hep kullanacağız. İsterseniz önce bahçemize göz atalım, sonra mutfağımıza geri dönelim. Geldik döndük mutfağımıza. Şimdi bugünkü ilk konuğum Sivaslı Aysel Hanım. Onu ağırlayacağız. Bize böyle güzel tarifler yapacak, güzel püf noktalarını öğretecek. O gelmeden biraz ben yemeğimin ön hazırlığını yaptım. Yeşil mercimeğimiz vardı, onu haşlamamız gerekiyordu önceden. Onu haşladık. Şimdi birazcık ortalığı toparlayayım. Hem size de şu erzak dolabımı göstereyim güzelce. Burası bizim erzak dolabımız. Bütün her şeyimiz burada. Elimizin altında böyle açık yaptık özellikle ki hem konuklarımız görsün, istediklerini alsın. Bakın burada her şey var. Soğanlar, sarımsaklar, limonlar, bulgurlar, mercimekler. Her şey burada. Salçalarım, ev yapımı salçalarım. Biber salçası, domates salçası. Her şeyimiz mevcut. Buradan istediklerimizi alıp hem bahçeden hem buradan toparlayıp yapacağız. Bir de mısırlarım var çok güzel. Bir arada bunları benim büyük olan haşlayayım diyorum. Çünkü o çok seviyor. Kapımız çaldı, konuğumuz geldi. Ben hemen gidip konuğumu karşılayayım. Ondan sonra da mutfakta tekrar buluşalım. Kokular gelmeye başladı. Oh, çok güzel oldu. Hani annem yemeği şöyle yapar, işte annem pilavı böyle yapar. Ben anladım, gelinim çalışıyor, yemekleri gidip ben yapıyorum. Bunu yiyebilir miyim? Tabii ki. Çaldım. Mutfağı yıktım hamur açacağım diye, çatır çutur sesler geliyor. Bakın. Tamam, arkasından ben gözükmüyorum ama olsun. Mutfakta bir yere koyarsın düşer, kapının arkasına koyarsın düşer, tezgah koyarsın düşer, çekmedelere zaten sığmaz. Ay çok güzel koktu pastırmayla. Oğlunuz diyordur, bu akşam anneme yemeğe mi gitsek tatlım? Tabii tatlım, hemen gidelim diyor mudur acaba? İkinci hamileliğimde, Allah'ım canım bir yumurta çekiyor, böyle bir şey olamaz. Ama ne yumurta yani? Gece kalkıyorum yumurta yapıyorum, özellikle böyle omlet kıvamı. Omlete bir bakışım var, hani bir an önce misin de o kuru kuru omlet yiyeyim diye. Yani bu kadar yumurta hiç yememiştim hayatımda. Pelin Hanımcığım, bu arada benim size bir sürprizim var. Tam kan şekeriniz düştüğü anda bir konuğunuz bir tatlı yapar getirir. Ayranla çok güzel gider bu köfte. Ayran, turşu. Ayranımız nerede var acaba? Şu an düşündüm. Yani ağzım doluyken konuşmam. Çok güzel. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. Aysel Hanım aslında Sivaslı, evet. Ama İstanbul'da yaşıyor. Yani uzaklardan ama uzakta değil burada. Aynen öyle. Evet. Şimdi bugün güzel yemekler, evet, yapacağız. Fırında. Fırında kuru erikli kuzu incik. Erikli kuzu incik. Evet, erikli kuzu incik. Bayağı gibi. Ve çok enteresan. Benim, evet, çok merak ettiğim 24 katlı, nişastalı, bayağı bildiğiniz böyle 24 katlı, evet, apartman gibi bir böyle nişastalı börek var. Evet. Bir de mercimek yeşil köftesi mercimekli var. Yeşil, evet, mercimekli köfte yumurtalı. Hadi bakalım. O zaman yolumuz uzun. Başlayalım. Evet. Fırında erikli kuzu incik. 4 adet kuzu incik. 300 gram kuru erik. 15 adet arpacık soğan, 2 adet havuç, 3 diş sarımsak,
yarım kereviz, birkaç dal kereviz sapı, bir bağ ıspanak, bir adet çubuk tarçın, 50 gram çiğ badem, karabiber, kekik, pul biber, tuz, bir yemek kaşığı tereyağı. Neyle başlıyoruz? Önce kuzu inciklerimizi. Tamam. Evet. Tuz, yağ, karabiberle şöyle bir öyle mi? Burada mı marine edeceğiz? Burada evet marine edelim. Tamam. Ben şimdi şunları alayım şöyle bir. Evet. Şöyle aldım. Ben şuraya birazcık bu yağ koyuyorum. Bu etimizin özelliği nedir? Biraz ondan bahsedelim. Kuzu incik. Kuzunun but kısmından oluyor. Birazcık tuz atalım buraya. Hı hı. Azıcık da karabiber atalım. Karabiber de evet, atalım. Evet lütfen. Biraz sıvı yağ koyduk. Evet sıvı yağ, tuz, karabiberle. Marine etmek şöyle için. Şöyle bir marine edelim onları. Şöyle yapalım elinize bulaştırsınlar. Bu arada şu etlerimizi oraya şöyle. Oraya mı koyacağım? Evet lütfen. Yeterli mi? Yeterli. Tamamdır. Şöyle hı hı. Minik minik delikleri açalım ki içerisine de. Ha öyle mi? Aynen öyle. Evet. İçerisine de birazcık tatlansın. Biraz şöyle bıçakla delikler evet, açıyoruz. Evet delikler açıyoruz. Marinesi içine de girsin evet. Diye. Lezzetlensin iç kısımları da. Oh süper. Tamam. Şunları şöyle karıştırıp daha elimizde sonra onu marine edeceğiz. Hepsini marine ediyoruz. Bu arada biraz sizden bahsedelim. Evli misiniz? Çocuğunuz evliyim, var mı? Evet evliyim. 50 yaşındayım. Oh, 30 maşallah. Yıllık evliyim. 2 tane çocuğum var. İnşallah. 2 tane. İnşallah. 2 tane evet. 2 tane çocuğum var. Maşallah. Bir oğlum bir kızım var. Oğlum mühendis, kızım tıp fakültesinde okuyor. Oo Alper Hanım siz aynen. Her şeyi bitirmişsiniz evet. Ya. Oğlumu da yeni evlendirdik. O oo, da evlendi. Bir kaynanalık var şu an evet, sezdim. Evet, evet. Bir sezdim şu an. Bunlar bu kadar. Şimdi tamam. Tavamızı lütfen açarsanız ben şu ellerimi hemen bir yıkayayım tamam. Şurada. Şimdi bunları şöyle bir herhalde mühürleyeceğiz evet, değil mi? Evet, marine edeceğiz onları. Şey yapacağız. Mühürleyeceğiz hemen ocakta. Tavaya ekstra yağ koyayım mı? Gerek hayır, 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 hayır. Tamam, zaten marinenin içinde evet, yağ vardı. Evet, o yağ yeterli. Onları şimdi ocakta bir mühürleyeceğiz. Neyle almak daha rahat olur? Sanırım şununla daha rahat tutarız evet, değil mi? Evet daha iyi olur. Gelişecek. Birazcık ısınmasını bekleyelim. Tamam bunu. Biraz ısınalım. Isındıktan sonra mühürleyeceğiz gelin kaynana yemek yapıyor musunuz peki? Başladınız mı yemeklere? Gelin çalışıyor şu an. O yüzden. Şunu demek istiyor. Ben ağladım. Gelin çalışıyor. Yemekleri gidip ben yapıyorum oğlum. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Kendileri hallediyorlar. Oğlumla beraber yapıyorlar hiç kendileri. Hiç öğrettiniz mi böyle bir yemek tarifi? Daha yeni evlendiler zaten. Mart'ta evlendiler. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Benim işimde de olmuştu. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Erkekler tabii biraz eşlerini annelerinin böyle elinin lezzetini arıyorlar. Bilmiyorum onda da öyle oldu mu acaba? Yok hayır. Hani annen yemeği şöyle yapar. İşte annen pilavı böyle yapar. Sen hayır, öyle hayır, yapsan. Hayır hayır hayır. Eşinin yaptıklarını da çok beğeniyor. Zaten. Şimdi Mart'ta evlenmişler ya. Biz sizle böyle Kasım'da falan tekrar bir konuşalım. Belki ondan sonra değişir. Olur tabii ki. Isındı galiba evet, bu arada. Evet. Bunları alalım buraya. Heh. Oh süper. Evet. Bunlar mühürledikten sonra. Böyle saatlerce marine edip bir dinlendirmemize gerek hayır, yok herhalde. Hayır. Zaten tamam. Çok nazik bir et. İçine de delikleri açtık. Kesikleri açtık. Tamam. O zaten tatlanacaktır. Şöyle bir çeviririz. Mühürlenmiş evet, olur. Evet. Sonrasında ne yapacağız? Sonrasında aynı tavada şeyleri, soğanlarımızı soteleyeceğiz. Tamam. Ondan sonra bademlerimizi koyacağız içerisine. Tamam. Havuç koyacağız. Yarım kereviz ekleyeceğiz. Sarımsak. Tamam. Kuru eriklerden koyacağız. Tamam. En sonunda ıspanakları atacağız. Ispanakları sönmesini beklemeyeceğiz. Yani diri diri kalacak. Aha. Onları güvecimizin altına koyacağız. Güveçte pişireceğiz. Evet güveçte aha. Çok güzel oluyor. Bu kuzu etlerini de onun üzerine oo. Koyacağız ve fırına vereceğiz. Fırında da 1,5 fırında, saat. Güveçte of, bir buçuk saat olacak. Yaklaşık tamam. Pişecek. Haydi bakalım. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Zaten hemen rengi zaten, dönmeye başladı. Evet, zaten kuzu eti çok nazik bir et. Evet çok lezzetli. Çok güzel oldu. Sizin evet. Sivaslısınız. Sivas'a evet. Ait bir yemek mi bu yoksa bu sizin kendi tarifinizden? Her yerde yapılıyor bu evet. Şu an çalışıyor musunuz? Çalışmıyorum. Yok. Zaten çocuklar mocuklar ev mevdar evet. İş bir yerde öyle kalmış oluyor. Şu an bol miktarda kurslara gidiyorum zaten. Yemek kurslarına. Yemek kursuna of, gidiyorum. Siz gidin sonra size gelin. Burada birlikte öğrendiklerimizi evet. Tekrarlayalım. Dikiş kursuna gidiyorum. Çok dikiş kursuna mı? Aa dikiş. Süper. Nakış. O yüzden çok yoğun geçiyor yani benim kışım. Çocuklar da büyümüş zaten. Büyüdüler evet onlar da. Ne zaman vaktiniz olmayacak torun olunca? Ben annemden biliyorum. Torun olunca artık çok vakit kalmıyor. Bunları böyle güzelce tamamdır. Kestik. Bayağı pişirdik aslında etlerimizi. Bunlar yeterli zaten. Yeterli. Güvecimizi evet. Mi alacağız onları? Evet. Bunu tekrardan şu şeyimizi alalım. Marine ettiğimiz borcamı alayım ben şöyle. Tamam. Saplarını doğruyorum. Evet lütfen. Evet sapları kerevize göre daha rahat kesiliyor. O yüzden daha pratik. Gayet güzel marine oldular. Oldu değil mi? Şimdi hiç tava kirletmiyoruz. Zaten bir evet. Pişeceği için etin yağının sindiği tavada.
Evet. Devam edeceğiz herhalde. Şimdi önce koyuyoruz. Yine yağ koymadık ama şu an. Birazcık koyacağım ben. Biraz sonra. Evet koyacağım. Azıcık sıvı yağ koyacağım. Şuradan şöyle ekleyelim. Şimdi arpacık soğan. Arpacık soğan görüntü olarak da daha güzel gözüküyor aslında. Evet. Oh, kokular gelmeye başladı. Hemen rengi dönüyor. Sarımsaklarımızı da atalım onun içine. Sarımsakları. Bayağı aslında çok ezmeden bütün bir sattık evet, onları evet, şöyle. Evet. Diri kocağımız diri. Küçük herhalde belki. Oh, güzel oldu. Ben o arada şu havuçları hemen halledeceğim. Ne yapalım havuçları doğrayalım. Havuçları sırıp onları da küçük küçük doğrayalım. Aslında hepsi aşağı yukarı birlikte pişecek. Evet. Çünkü uzun süre evet, pişecekti. Sadece kavurduk galiba. Evet. Bunu yiyebilir miyim? Tabii ki. Sağ oldum. Tabii ki. Ben şu kelimizleri de alayım. Ben çok seviyorum böyle havuç yemeği de. Saplarını en sona kullanacağım. Kendisini. Saplarını en son, tamam. Evet. Hayır, bir şeyim acıkmışım ha. Havuç iyi geldi. Tamamdır. Neden saplar en son? Onları daha sonra. Çünkü hemen ezilmesin içinde böyle. Tamam. Kaybolmasın içinde. Bunlar biraz soğuduktan sonra. Evet lütfen. Ben ıspanakları halledeyim. Sizin tahtanızı kullanabilir tabii, miyim? Tabii tabii. Daha da güzel geliş geldi. Şöyle. Oh, bir yandan yap, bir yandan yorma. Dediğim gibi hem tatlı hem tuzlu. Bunları kaşık. Şuraya alayım. Evet. Şu alt rahat ıspanaklarımızı tamam. Doğrayabilirsiniz. Zaten çok büyük doğru şey küçük ezmiyorum. Şöyle büyük büyük. Bunları da şekilde. Öyle aman aman evet. Böyle minik minik değil. Süper. Hayır. Bunları çok öldürmeyeceğiz de tavada. Şimdi gene böyle çok gözüküyor ama aslında minicik. Hemen sönecek şimdi bunlar olacaktan. Tamamdır. Şimdi bunları da atalım içine. Atalım. Şöyle. Evet. Hemen ölecek. Evet. Evet. O kabarıklığını kaybedecek. Kereviz saplarımızı da koyuyorum. Bol faydalı bir yemek olduğunu düşünüyorum bunun yani. İçinde kereviz var, ıspanak var. Değil mi? Çok lezzetli yemek oluyor. Saplarını koyduk. Bir tane şey atıyoruz, tarçın. Tarçını böyle atıyoruz ama evet. Sonra onu evet, aramasını sonunda. Evet. Kuru eriklerimizi, kuru eriklerimizi attık. Tamam. Şöyle hemen çevirip ocağın altını kapatıyoruz. Hadi size bırakayım siz. Evet. Ocağın altını da kapatabilir miyiz? Öyle lütfen? Mi? Tamam. Evet. Tamam. Böyle çok pişirmedik zaten. Hepsini fırına koyduk. Zaten güvecek ben burada koyunca. Kurunu önceden bir yakayım ama. Aa, çok iyi olur. Ne kadar evet, ayarlayacağım? 180 derece yeterli. 1,5 saat. Altı pişimi açıyorum. Evet. 180 derecede açıyorum. Hı-hı. Şöyle. Çok iyi olacak. Birazcık ıslatırsam. Nereye ıslatayım? Islatalım. Şöyle bir ıslatayım. Şu an ilk kez yağlı şahane ıslatanı gördüm. Buhar içinde kalıyor ve. Aa süper. Şu şekilde. Hem ölçmesi de kolay oluyor. Aynen kabarmayacak. Öyle. Bu şekilde aynen, buhar tamam. Da içinde kalacak. Şöyle her şeyde yapacağız. Böyle olabilir o tip. Yani tabii mesela ki. Somon balığı falan. Bu tarz şeylerde. Yağlı, evet bu tarz. Tamamdır. Şimdi fırına veriyoruz. Hadi bakalım. Fırınımızı açalım. Aşağı yukarı. Suya falan sonra. Gerek yok. Kuzunun kendi zaten. Tamam. Suyu yeterlidir. Tamamdır, bu kadar. Şimdi efendim, biz erikli kuzu inciğimizi fırına attık yaklaşık 1,5 saat bir kadar. 1,5 saat. Pişecek. Biz bir ortalığımızı toparlayalım. İkinci yemeğimiz olan, benim çok merak ettiğim 24 katlı nişastalı böreğe geçeceğiz. Oh çok güzel oldu. Bir ıspanaklı yumurta tadı oldu şu an sanki.
mutfağı yıktım hamur açacağım diye çatır çutur sesler geliyor. Bakın. Tamam arkasından ben gözükmüyorum ama olsun. Mutfakta bir yere koyarsın düşer, kapının arkasına koyarsın düşer, tezgah koyarsın düşer. Çekmeceler zaten sığmaz. Ay çok güzel koktu pastırmayla. Of. Yani oğlunuz diyordur bu akşam annem yemeğe mi gitsek tatlım? Tabii tatlım hemen gidelim diyor mudur acaba? Ayranla çok güzel gider bu köfte. Ayran, turşu. Ayranımız nerede var acaba? Şu an düşündüm. Kuzu inciğimizi fırına attık. Şimdi çok güzel bir börek yapacağız. 24 katlı nişastalı börek. Evet. 24 katlı nişastalı börek. 1 su bardağı süt. 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ. 1 tane yumurta. 1 paket kabartma tozu. 1 tatlı kaşığı tuz. Yaklaşık 3,5-4 su bardağı un. 1 paket mısır nişastası. İçi için yarım kilo ıspanak, 1 adet kuru soğan, 1 adet yumurta, 4-5 dilim pastırma, 1 çay kaşığı tuz, kırmızı toz biber, karabiber. Üzeri için 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ. Hadi başlayalım o zaman. Tamam. Önce içini yaparak başlayalım. Evet ki soğusun. Evet. Sonra harcımızı evet. Koyacağız. Ben şuradan bir soğan alayım. Tamam soğanımızı alalım. Evet. Kaç tane soğan lazım? 1 tane soğan yeterli. 1 tane kuru evet. Soğan. Bu arada ben iç için malzemelerimizi sağmaya başlayayım. Tamamdır. Pastırmamız var. Değil mi? Evet. Pastırmamız var. Ispanağımız da var. Evet. Güzel değişik bir börek yapacağız. Yine bir kesme tahtası verir misin Seva? Lütfen. Şöyle. Pastırma koymak şart değil. Pastırma ay çok yakıştığını düşündüğüm ya. İçin ben koyuyorum genelde. Evet. Yoksa yani illaki koymak gerekmiyor. Pekala. O zaman ben de bir kesme tahtası yine alayım. Aynı şekilde size yardım edeyim. Tamam. Pastırmaları doğrayabilirim. Evet lütfen küçük küçük. Minik minik yapacağız gene böyle. Evet. Biraz hamuru meziyet istiyor galiba bunun. Aslında hamur açmayı bilmeyenler bile rahatlıkla yapabilirler bu böreği. Çünkü çok büyük büyük açmıyorsunuz bezeleri. Küçük küçük açıyorsunuz. Ufak. Evet. Hepsini tepsi büyüklüğünde büyütüyorsunuz. Ve yani basit bir börek. Şimdi 24 kaldı deyince kulağa biraz yok, hayır. Korkutucu geliyor açıkçası. Kolay bir börek evet, yapılmaz. Evet şimdi. Hemen soğanımı şöyle bir çevireyim. Biraz daha yağ koysak mı? Ama pastırma da biraz yanıyor. Pastırma da yağlı. Yeterli. Yeterli değil yeterli. Mi? Yeterli. Şöyle birazcık. Ben bence hafiften pastırmaları da koyayım. Evet. Soğanla hı, birlikte onlar da şöyle bir dönsün. Evet. İyi olur. Şöyle yapalım. Tamam. Ben ıspanağın içine ayrıca yumurta da pişiriyorum. Sonradan o içi aldıktan sonra. Aynı tencerede yumurtayı da güzelce pişirip bunu harmanlarsak çok güzel bir lezzet veriyor ıspanağa. Evet, ay çok güzel koktu pastırmayla. Oh. Böyle bir yumurta falan kırılsa kahvaltıda. Hemen rengi döndü. Evet birazcık daha kavrulsun soğanlarımız. İçinde tamam. Bir kalmış. Şimdi önceden içini yapıyoruz çünkü biraz soğumayı alacağız ki. Evet. Bizim hamurun içine koyduğumuzda hamur hemen pişirmesi. Evet. Tuz koyuyoruz tuzumuzu galiba. Atalım. Evet soğanlarımız daha iyi olur böylece. Tamam. Pastırma da gerçi biraz tuzlu oluyor değil mi zaten? Yani. Çok öyle tuzsuz ama değil. Ama hamurun arasına gireceği için şimdi sadece tuzsuz yapmayalım. Pul biber. Pul biber tamam. Oh. Güzel güzel geçiyor. Biraz da karabiber. Baharatlar. Baharatsız olmaz aynen. Evet. Karabiber yine benim şöyle bir burnumu yaktı sanki. Geldi. Oluyor mu da böyle hemen böyle bir hapşırma isteği oluyor. Sana kalmış evet. Ekleyelim. Onları hemen aldık. Ispanaklarımız gene sönecek tabii ki. Evet. Bu hep yanıltıyor insanı. Ay çok mu? Hayır, fazla mı geldi? Hayır. Ispanak hemen yok oluyor sıcağı görünce zaten. Yalnız ıspanakla pastırma şu an uyumu gözünün önüne geldi. Çok yakışıyor dediğim gibi. Evet. Ev hanımla siz hiç pek çalıştınız mı? Hayır hiç çalışmadım. Hiç. Evet. Çalışan insana evde oturmak zor. Evde oturana da dışarıda böyle çalışmak, işe gitmek çok zor oluyor. Evet. İnsan neye alıştıysa öyle mutlu. Ben de hep çalışmaya alıştım üniversiteden beri. Bir tek böyle işte o hamilelik
ve mecburen yani çocuğun ilk doğduğu dönemde. Şimdi mesela minik oğlum 5 aylık. Yine oturamadım, yine çalışıyorum. Yani o insanın içinde bir şey doğru, oluyor. Haklısınız. Çalışan kadın da onu istiyor işte. Evet. Ama siz tabii sizin en büyük şeyiniz 30 yıllık evlilik tabii. En büyük iş o. Maşallah. Oldu bayağı. Evet, alabiliriz onu artık. Tamam. Ocağı kapatmayalım. Kapatmayalım. Tekrardan buraya yumurta kapatmış koyalım. Kapatmış oldum. Doğru, onu yumurta. Şöyle. Hiç gene tava kirletmeyeceğiz. Çok güzel olacak. Evet, evet. Yardımcı rica olayım etsem, tabii ki. Buraya şimdi çok azıcık daha sıvı yağ alabilir miyim Pelin Hanım lütfen? Hemen evet. Şöyle. Bir tane yumurta kıralım oraya. Değişik olacak. Çok güzel yapışıyor bu yani. Karıştıracak mıyız yumurtamızı? Evet, karıştıracağız. Ha. Tamamen karıştıralım. İçinde gene o yapraklar kaldı, ıspanaklar ama hiç problem değil. Çünkü hayır zaten karıştı. Evet, zaten o yüzden tava kirletmiyoruz. En sevdiğim şey. Aynı tavada böyle bir şiş yemek yapsak keşke. Oh çok güzel oldu. Bir ıspanaklı yumurta tadı oldu şu an sanki. Güzel. Tamam. Hemen pişti. Evet. Bir dakikada pişti valla. Şimdi kapatacağım. Evet kapatabilirsiniz şimdi. Kapattım. Tamamdır. Onu alalım. Gene ben alayım onu. Evet. Siz tutun. Çok çabuk şöyle döndürelim. Şöyle aynen öyle. Şöyle gönderdik hepsinin üstüne. Tamam kalmadı değil mi? Şunları alayız yalnız. Tamamdır. Şunu da suya atalım. Şimdi bunu böyle kenara aldık ki soğusun. Hatta bu da dursun. Kaşık evet. Kirletmeyelim. İyice ne şey oldu. Tamam. Şimdi hamurumuzu hazırlayalım. Şimdi esas iş hamurda. Evet. Bunun için bir bardak. Elimizde şey kalmış. Ha. Tamam. Bir bardak sütümüz var. Tamam. Bir bardak süt koyduk. Evet. Aynı bardakta şuraya kadar sıvı yağ alalım. Yani sıvı yağ. İki parmak eksik. Evet. Bir su bardağından iki parmak eksik. Şöyle koyalım. Biraz daha koyacağım. Şuraya kadar. Tamamdır. Bu kadar sıvı yağımız. Hı hı. Un koyacağız. Evet. Unumuzu getireyim. Bir tane yumurta alıyoruz içerisine. Şöyle koyayım şöyle. Un ne kadar koyuyoruz? Bu aldığı kadar mı acaba gene? 3,5 bardak ama undan ona fark ettiği için yine de kontrolü evet, koymak gerekiyor. Peki, evet. Peki yine diyet işte o kepekli unlarla tam buğday unlarla yapma şansınız var mı? Hiç denemedim ben. Normal bununla yapıyorum çünkü kepekli un sanırsam gerçi erir. Madem 24 evet. Kat yapıyoruz bunun evet. Kepekli tam buğday mı olur değil mi yani? Evet. Ben de şaşırdım. Şimdi bir kaşık alayım güzelce. Yaklaşık böyle bir bardak ölçüsü olur. Ben bir pakette kabartma tozu koyuyorum Pelin Hanım içerisine. Tamam bir paket. Evet. Normal marketlerdeki bir paket kadar. Evet. Ben de şöyle unumu. Tamamdır. Şöyle göz kararı yapacağız artık. 3,5 bardak tam geliyor ama yine de ben koyayım. Gibi, evet, kontrol etmek bana. Gerekiyor. Şöyle yaptık. İşte bu. Hani diyorlar ya beyazlardan kaçının. Kaçamıyoruz. Biz kaçıyoruz onlar bizi buluyor. Ben şimdi bu beyazdan nasıl kaçayım? Çok güzel oluyor. Tabii ki işte o sağlıksız oluyor ya da yani, kilo yapıyor ama yapacak evet. Bir şey yok. Çok güzel. Sürekli olmamakla beraber evet, arada biraz dengelemek yani lazım. Yenebilir diye bugün düşünüyorum ben. Bugün börek yiyorsak yani evet. Biraz hafif yememiz evet. Lazım. 3 bardak oldu. 3 oldu. Ama yani galiba istiyor. Alacak daha i̇stiyor, evet. İstiyor evet. İstiyor. Börek hı-hı. Bize diyor ki istiyorum diyor. Bayağı şimdi istiyor. Yarım. Yok daha da koyabilirsiniz. O zaman 4 bardak oldu evet. Şu an. Bir bakalım duruma göre. Bakalım toparlayalım. Sanki oldu gibi değil mi? Peki. Yoğurma işleminizin böyle sonlarına doğru geldik. Evet. Şimdi yavaş yavaş bu bunu tamamdır. Parçalara ayıracağız. Tamam oldu bu Pelin Hanım. Bunu ben buradan kaldıracağım. Evet, rahat rahat açalım. Lütfen çok mi? İyi olur. Evet. Ben şunu oraya geleyim şöyle. Hamurumuzu da alayım böyle. Şimdi hamurumuzu bezelere ayıralım. Şöyle. Bezelere. Evet. Burada fazladan un getirdim açarken. Bir de nişastamız da var. Beze için lazım. Tamam. Evet nişastayı da zaten aralarına sürmek için kullanacağız. Şimdi ben bunu... sizden oklava. Oklavamız evet oklava alalım. Tamam. Şurada vardı sanırsam. Şurada bir oklavamız var. Bu da burada dursun. Şöyle bir küçük şunu alıyorum. Ay bu eskiden bizde vardı bunlar. Böyle mutfakta bir yere koyarsın düşer, kapının arkasına koyarsın düşer, tezgah koyarsın düşer, çekmeceleri zaten sığmaz. Şimdiki mutfakların tabii çekmeceleri daha büyük. Değil mi? Bunlar 8, hep bir vardır 9, her evde. Her yerden 10, çıkar, her odadan 11, çıkar 12. Bu. Koyacak yer yok çünkü. Bunları falan görünce böyle benim çocukluğum aklıma hep geliyor ya. 5 çok hemen böyle direkt bıçakla 24 parça ayırıyoruz. 8,
8, 9, 10. 11, 12. Tam ortadan tamam. Ayırıp 12, 12 kesinlikle 12, 12 sağ sol ayırıyoruz. Tamam. Şimdi bu ben de yardım edeyim. Nasıl evet. yapıyoruz? Bu şekilde yuvarlıyoruz. Top top bezer ayırıyoruz. Aynen. Böyle. Ay aslında bunu mesela şu an benim büyük oğlan Ali Demir sevebilir. Çünkü o böyle işte oyun hamurlarıyla oynamayı çok seviyor. Mutfakta da alsın, hem onun da eli alışsın, hem sıkılmasın, hem siz yaparken size yardım etsin diye böyle onu mutfağa getirin. Mesela şu an burada olsaydı, oturturdum şuraya, verirdim eli hamurları. Değil mi? Güzel güzel evet, açardı bence o da. De. Bayılıyor çünkü hamur olsun ona. Oh, mis gibi oldu şimdi. Bir sürü hamurumuz var. Şöyle. Çok küçük. Küçüklü büyüklü çok fark etmiyor. Yakın ölçüde olması lazım. Aralarında zaten hepsi kaynayacak şimdi açtığımızda. Bu da oldu. Tamam. Şimdi. Bezelerimizi şöyle şuraya koyalım. Tamam. Şöyle attık bunu. Birazcık unlayalım. Kasemizi unluyoruz. Aynen, şöyle bezeleri alalım. İçine attık. Bunu yana alırız şimdi Pelin Hanımcığım. Tamam. Bu 3, şimdi 4. biraz şişecek mi? Ne olacak? Hayır. Direktman başlayacağız. Hiç. Aa süper. Aynen. Tamam. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tamam. Şu tamam. 12'sini ben başlıyorum. Matematik gibi şıkmış. Tamam bunu buraya koydum. 12, evet. 12 çok önemli. O nişastamızı rica edebilir miyim evet, ben? Evet. Şimdi zaten adında da var 24 evet. katlı nişastalı börek. O yüzden. Niye böyle acaba? Bunun sebebi ne? Nişasta kıyırlık veriyor böyle. Ben de açacağım yalnız öyle. Tabii ki. Açmak yok. Göstereyim nasıl şöyle hamur açamadığımı daha doğrusu. Şu kadar bak bu kadarcık açıyoruz. Çok değil tamam. Arasına bolca nişasta sürüyoruz. Evet. Hakikaten bol nişasta olacak. Evet bol olacak. Aha. O katları veriyor katları kat hep kat açarken oluyor. O nişastayla. Evet. Sonradan da tepsimizin büyüklüğü kadar büyüteceğiz. Ha işte esas orada biraz. Evet. Yer kaplayacak bunlar. Şu kadar. Ha tekrar üstüne. Evet. Hadi şey. Ben de açayım mı? Tabii. Açıyorum. Ay çok heyecanlı bir dakika dur. Şimdi aldım böyle. Şöyle biraz şey yaptım. Bunu da yapayım ki yapışmasın. Şöyle. Yapışmaz merak etmeyin. Şöyle yapayım. Yakışıyor mu? Gayet güzel. Eskilerden beri favoriyormuş. Çok hoş. Şöyle biraz elim tabii yavaş şu an alışamadım hayır, ama. Hayır çok güzel bence. Gayet de düzgün. Şöyle. Birazcık anneden gördük bir şeyler. Ay o kadar yumuşak bir hamur. Çok güzel. İnanamazsın. Hamur harika böyle. Evet. Sizin kadar pratik değilim. En azından olsun. Yapmaya çalışıyorum şöyle. Elinize sağlık. Biraz daha yuvarlak olması lazım. Şöyle yapalım. Çok da önemli değil yuvarlak olması. Öyle mi? Tabii ki. Aa vallahi oldu. Bu için önemli değil. Tamam o zaman ben bunu oldu kabul ediyorum. Onu da koyuyoruz. Gösteriyorum. Bakın. Tamam arkasından ben gözükmüyorum ama olsun. Ben de yaptım bir şekilde. Şunu da tekrar üstüne aldım. Bolca. Evet bolca. Evet şimdi. Devam ediyoruz. Size verdim tabii. Tekrar. Şimdi son bir hamurumuz evet. kaldı. Onu da böyle açacağız. Bayağı yaptık. Evet. 23 tane oldu bile. Evet. Son bezemiz bu da. Şöyle direkt açalım. Ben biraz yavaş yapıyorum. Hiç ay, çok pardon. Değil, hiç önemli değil olur mu? Hayır. Yavaş değilsiniz. Çok da düzgün açıyorsunuz üstelik. Bakın. Nasıl hamur açıyorum. Şimdi bu tarafı alayım evet, bundan. Evet onu da o tarafa koyalım. Şöyle koydum. Tamamdır. Üstüne biraz daha nişasta koyuyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi İki bunun tane. Hepsini bu ayrı tarafta ayrı. 12, bu evet. tarafta 12 hamur var. Evet biri alt biri üst böreğimiz. Tamam. Bunu şöyle kenara alalım. Tamam. Şunu şimdi bunu büyük açacağız. Büyüklüğüne göre açacağız bunu. Tepsimiz normalde bizim evet. fırın tepsisi. Evet. Herkesin emin olan bir fırın tepsisi büyüklüğünde. İçeceğiz bunu. Ay çok zor oldu. Tepsimiz dikdörtgen olduğu için dikdörtgen açmaya çalışıyorum. Yuvarlak tepsi olsaydı dümdüz yuvarlak açacaktık. Şöyle yapalım. Tamamen tepsinin şekline göre evet, o zaman bu. Evet. Valla sizin bir oğlunuz işte mühendis, bir kızınız doktor. Evet. Çok şanslısınız ya vallahi. Gerçekten de çok şanslıyım. Yani çocukların hayali bu olabilir. Yani çocukların şey çok evet. Sıkıntı. Hiç bir mühendis var, bir doktor var. Evet. Değil mi? Çok şey ideal bir şey olmuş, çocuk olmuş onlar. Bir de sorumluluklarını bilen çocuklardı. Oh ne güzel maşallah. Hiç üzmediler dediğin gibi. Sizi iyi yetiştirmişsiniz anne baba olarak evet. ondan da öyle olmuş. Mayaları da iyiymiş demek. Darısı da bizimkinin başına. Şimdi gelinim de çok tatlı. Gelinim demeyeyim, evet. kızım diyeyim de. O da güzel bir şey. Evet, o da çok tatlı. Evet, şimdi bayağı bir büyüdü bu. Evet. Ben devam edeyim birazcık. Tabii, dur bakayım. Elimi bulaştırayım ya tabii biraz. Tabii ki. Şöyle yapıyorum. Biraz şey, şu yanlardan esneteyim bari. Oldu mu, oluyor mu? Oluyor tabii ki.
Hepinizin büyüklüğüne göre de geldi sanırsam Pelin Hanımcığım. Bakalım. Tepsiniz orada, siz bir alın size zahmet. Şöyle biraz daha. Biraz daha, evet. Mutfağı yıktım hamur açacağım diye. Çatır çutur sesler geliyor. Döndüreyim mi kalsın mı? Bu şekilde kalsın. Buraya kalsın. Bir yağlı kağıt yağlı kağıt hemen vereyim. Evet, lütfen. Yapışmasın diye en güzeli evet. O gene. Şöyle tek bir yağlı kağıt aldım. Yağlı ya da biliriz. Yağlı kağıt olmazsa. Hafif bir sıvı yağla. Tabii. Evet. Tamam şu şekilde alalım. Onu öyle oklavayla. Şöyle. İşte. Tam olmuş yalnız ölçü. Evet. Çok güzel oldu. Şu elimi şöyle bir sikeyim de. Yanlarını esneterek. Burada yapmak istiyorum bunu da. Şu ne şekilde yapalım? Yapıyorum ki ben. Hı. Bu kenarlar çok düzgün çıksın diyerekten. Ha, o fazlalıkları alacağız. Şunları şöyle alıyorum ama şuradaki boşluklara koyuyorum. Ha, zaten şöyle. Piştiğinde o belli olmayacak. Evet, evet, evet. Çaktırmadan. Şunu da şuradan alıyorum. Tamam. Hani tepsiler genelde... Şu kenarda boşluklar var. Evet, onu şuraya koyalım. Yani düzgün açamazsak da aslında çok problem değil. Dediğim gibi aynı şekilde. Oradan alıp oraya koyacağız. Aynı şekilde. Tamamdır, bunun içini yayalım tamam, şimdi. Tamam, şimdi içini ben koyayım o zaman. O zaman ben şunu açayım mı Pelin tamam, Hanım? Tamam, süper. Şimdi içimiz de soğudu şöyle evet. Güzelce. Yalnız bunu şöyle biraz kaşıkla koyayım da yatırmasın. Tamam. Her tarafına evet, yayıyorum. Evet. Bakın o pastırmalar, yumurtalar. Şöyle aça aça koyalım. Değişik bir börek oldu. Hiç böyle bir börek ben yememiştim. 24 kat deyince çok yüksek gibi geliyor. Halbuki değil değil mi? Değil değil. Hayır. Ama kabaracak bu. Şimdi bu bütün işlemler bittikten sonra böreğimizi keseceğiz. Üzerine aha. De bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağını ısıtıp dökeceğiz. Öyle fırına vereceğiz. Evet. Tamam. Şöyle yapalım. Yumurta sürmeyeceğiz üzerine. Yumurta sürmeye gerek kalmayacak. Hayır hayır. Bu çok suyunu koymayacağım. Tamam. Böreği ıslatmasın diye değil mi? Tamamdır. Şöyle yayarak yayarak gidelim. Şöyle her yeri yaymaya çalıştım. Teşekkür ederim, sağ olun. Şöyle böyle yardımlaşınca ne kadar çabuk bitiyor ya. Bir de düşün bunu tek başınıza yapsanız. Oh. Şu boşlukları ben kalmış onları yaptım. Ben biraz kesiden büyük açacağım. Kenarlarını kesip çünkü düzelteceğim. Tamamdır. Bunu da buraya aldım. Bunları buradan elimizin altından kaldıralım. Tepsimizi şöyle alacağım ben. Tamam. Şimdi ikinci katı üstüne şekilde. Koyacağız. Biraz fazla büyük açtım. Kenarlarını alıp şimdi tamam. İçine vereceğim. Yine keseceğiz. Evet. Tamam. Ay çiğ hamur yemeği bir seviyorum, bir seviyorum. Alabilirsiniz istiyorsanız, kapatabilirsiniz. Ya iyi bir şey değil biliyorum ama. Böyle bir lokma tam. Nişastalı nasıl olur bilmem. Güzel bir program değil. Her türlü bana olur. Ben çocukluğumdan böyle çiğ hamur. İşte annem mantı açar evde hala öyle. Mantının hemen şöyle bir kenardan aynı şöyle kare kareyken. Hemen böyle yandan bir çiğ. Kekin dibi. Ay iyi bayılırım. Şunları da buraya paylaşıyorum şöyle. Hmm, arasına koyduk tabii, öyle. Tabii tabii zayı olmuyor onlar da. Hem böreğin kenarı çok düzgün oluyor. Tamam şöyle. Hem de bunlar zayı olmuş ben de oluyor. Koydum. Bunu da şöyle koyalım. Oo, süper tamamdır. Oldu. Şimdi buna bir yağ ısıtacağız. Buna, evet. Şurada bir cezvede. Çok memnun olurum. Dökmesi de rahat olur. Ben bunu kesiyorum. Tereyağı, sıvı yağ nasıl? Sıvı yağ. Sıvı yağ. Sıvı ne yağ. Kadar koyalım? Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ. Çok şurada yani... su bardağımız var. Hiç kirletmeden tekrar. Tamam. Yeni bir bardağı. Sizden pardon. Evet aldım. Şu yeterli sanırım. Biraz büyük çünkü. Biraz daha. Ben mi koyayım? Evet. Tamamdır. Tamamdır. Onu biraz ısıtalım. Şimdi kesiyor muyuz böreğimizi evet, bir yandan? Evet kesiyorum ben bunu bir yandan. Bu ne kadar ısınsın? Birazcık ısınsın. Zaten hemen çıtırdamaya başladı. Evet. Çok öyle yanmasına gerek yok. Yani böreği aslında pişirmeden önce keseceğiz. Evet. Çünkü bunu yağlayacağız diyorsunuz. Sıvı yağ dökeceğiniz için. Hepsini çekeceğiz. Tamam. Kat kat olacak öyle olunca. Tamamdır. Yeterli mi? O yeterli. Bir yemek kaşığı. Yemek kaşığı vereyim mi? Evet lütfen. Ay, çok zahmet veriyorum size de. Aa, olur teşekkür mu canım ederim. Ben bu işi yapıyorum şu an. Bu benim işim. Çok teşekkürler. Şöyle tamam. Güzellerini gezdiriyoruz. Hadi ben devam edeyim. Sizi yormayayım daha tabii fazla. Tabii ki. Ben delirim o arada. Tamam. Şöyle üstlerine evet. Üstlerine gelecek şekilde.
değil. Bir su bardağı anca gelecek. Tahminim. Çok mu diye düşündüm ama yok, değil. Çok değil. Çok değil. Güzelce emiyor zaten hemen. Evet. Biraz şu araları da koyacağım. Evet, iyi olur. Onu tam dökelim zaten. Tam ölçüsü o. Hatta artık geri kalanı şöyle. Ellerinize sağlık. Ay, size elinize sağlık, mis gibi oldu. Teşekkür ederiz. Şöyle bakalım. Alalım. Temiz çalışıyoruz. Evet. Şimdi biz böreğimizi fırına atalım. Yaklaşık bir 20 dakika kadar pişsin. Evet. Ondan sonra çok güzel bir şey yapacağız. Mercimekli köfte ama yeşil mercimekli köfte. Evet. Hadi bakalım. Bu akşam anneme yemeğe mi gitsek tatlı? Hadi tatlım, hemen gidelim. Bu dik bulacı onlar çocuklarım yavrum. Ayranla çok güzel gider bu köfte. Ayran, turşu. Ayranımız nerede var acaba? Şu an düşündüm. Yemeklerimizi fırına attık. Son yemeğimiz olan mercimek köftesine geldik. Yeşil mercimek köftesi. 2 su bardağı yeşil mercimek. 4 su bardağı ince bulgur. 1 adet kuru soğan. 1 demet yeşil soğan, 1 demet maydanoz, 5 adet yumurta, 100 gram tereyağı, yarım çay bardağı zeytinyağı. Şimdi biz önceden en azından şu biraz bize rahatlık olsun diye mercimeğini haşladık. Yeşil mercimeği haşladık. 4 su bardağı mı ne kadar? 2 su bardağı. 2 su bardağı, yeşil pardon, yeşil mercimek. Bir tane de kuru soğan doğradık içerisine. Evet, onu haşladık. Lezzet evet, veriyor. Evet. Şimdi onun üstüne bizim bulgurumuz var. 4 su bardağı bulgurumuz var. Onu ilave ediyoruz. İnce bulgur. Evet, ince köftelik bulgur. Yani 2 su bardağı mercimeği, 4 su bardağı bulgur ekleyeceğiz. Evet. 5-10 dakikada bunlar muhtemelen birlikte yani, şöyle bir tıkırdasın değil mi? Suyunu biraz daha su koyacağız bunlara. Koyayım hemen. Zahmet olacak lütfen. Yine sıcak sudan. Evet, kaynamışsın. Zaten bulgur hemen suyu çekiyor. Evet. Siz bana dur deyin. Yeterli. Yeterli mi? Yeterli. Birazcık altıya yakın olalım. Tamam. Tutalım ocakta. Şimdi bu sırada malzemelerimizi doğrayabiliriz. Tamamdır. Evet. Taze soğanımız var. Taze soğanımız, maydanozumuz var. Onları doğrayacağız. Tamam. Bu şimdi hangi yörenin yemeği olmuş oluyor? Bu Sivas Gürün. Gürün. Siz Gürünlüydünüz. Gürün'ün yemeği evet, oluyor bu. Evet, aslen Gürünlüyüm. Bu köfteyi herkes bilmiyor. Bu mercimek köfteyi herkes bilmiyor o zaman değil mi? Yani çoğu kimse bilmiyor. Hani kırmızı mercimek bizim köftesi bildiğimiz, falan. Evet, kırmızı mercimek olan. Evet, evet. Oldu mu bulgurlar? Yok, daha biraz daha beklemesi gerekiyor. O arada biz yumurtamızı pişirelim. Tamam. Yumurtamızı hazırlayalım. Nasıl yapıyoruz? Tereyağını koyacağız. Tamam. Ha, şimdi tereyağı koyacağız. Evet. Evet. Yapalım. Şöyle küçük bir de şey alalım. Tamamdır. Hepsi mi? Ne kadar? Hepsini alalım. Koyuyorum. 100 gram zaten. Evet. Yaklaşık 100 gram kadar. Evet. Şöyle göstereyim. Tereyağımız var. Birazcık da sıvı yağ koyalım oraya. Birazcık da sıvı yağ. Evet. Yanmasın tereyağımız evet, diye. Evet, tereyağı yanmasın diye. Hem de bulgur çok fazla yağ çektiği için. Biraz daha koyayım mı? Lütfen koyun. Yan cimri davrandım. Yok, hayır. Çünkü tamam. Bulgur çok fazla yağ çekiyor. Evet. O erittikten sonra yumurtalarımızı içerisine kıracağız. Değişik bir köfte ya. Çok değişik, farklı. Evet. Sonra bunları değişik. Güzelce yoğuracağız değil mi? Hepsini beraber yoğuracağız. Evet, şöyle yerisi güzelce. Yoğurmak için bir kabım var. Bunların hepsini evet. Şöyle güzelce karıştıralım diye. Bu sırada. Onu da şuraya koyalım. Şuradaki ocağı mı yapmışız Pelin evet. Hanımcığım? Evet. Niye öyle yapmışız? Şunu yakacağız. Evet. Ben de diyorum niye erim? Ben de diyorum yani neden erim ya acaba? Ya hemen erimesi lazımdı. Şimdi de şöyle. Bunun aslında birazcık dinlenmesi gerekiyor bulgurun çok rahat yoğurulması için. Hı hı. Bizim şu an yani biraz daha dursun hatta.
biraz alalım sonra. Evet, evet. Demlenmesi evet. Derler onu. Evet, evet. Biraz demlenmesi lazım. Rahat yoğurmak için. Evet, yoğurumuz da eriyor. Şöyle bakalım. 30 yıllık evliliği sırrını evet. Söyleyin bize bakalım. Yani karşılıklı anlayış, hoşgörü, saygı değil en mi? Başta. Evet. Yani onlar bence sırrı, başka bir şey yok yani. Çocuklar olduktan sonra zaten daha evet, da her şey evet. Değişiyor. Bir taraf sinirliyken bir taraf alttan alınca gayet güzel gidiyor yani yürüyor evlilikler. Evet bence de evliliğin evet. Sırrının o olması lazım. Evet. Bir taraf bir şey söylüyorsa siz susacaksınız. Evet, evet. Siz söylüyorsanız o taraf. Ama aynen. Genelde sanki biraz kadınlar daha çok mu susuyor acaba? Hani erkekler daha ama çok eşim konuşuyor. Anlayışlıdır sağ olsun, yok yani kesinlikle. Doksin benim canım öyle. Her konuda destektir de kendisi, o yüzden oh, bir problem yok çok şükür. Vallahi değmesin. Evet. Şimdi yumurtaları kırmaya başlayabiliriz. Kıralım. Kaç yumurta kullanacağız? 5 yumurta. Bol bol. Evet. Şöyle koyayım. Bu güzelce karıştırılarak pişecek yani. Tamam. Siz kırın, ben karıştıracağım onları. Şunu da şöyle. Şuraya atabilirsiniz çöpümüzü şuradan. Teşekkür ederim. Ortalığım temiz kalsın. Karıştırıyorum. Peki, evet karıştırın. Yumurta çok yakışıyor bu köfteye. Vallahi çok merak ettim tadını. Hiç böyle bir köfte yemedim daha önce. Annem çok sever ve yapar mercimek köftesini ama bildiğimiz klasik mercimek köftesi o. Evet, 5 yumurtamız tamamdır. Onun içine birazcık tuz atacağız. Söyleyelim ekleyip tuzumuzu da kapattık. Tuz atayım mı ben? Evet, tuz var. Biraz daha galiba şu. Değil mi? Tamamen pişsin yani o. Tamamen pişiyor. Şimdi tereyağını çok koyduk ya. Şu an kokusu bana geldi, çok fena. Ben bu arada bunun baharatlarını eklemek istiyorum Pelin Hanım. Tamam. Ne de ekleyeceğiz? Tuz. Bol miktarda pul biber ve evet. Karabiber. Tamam. Bu kadar. Onları da ekleyelim. Evet. Bu arada şimdi aklıma geldi bunun kokusundan. Bu ikinci hamileliğimde. Allah'ım canım bir yumurta çekiyor. Böyle bir şey olamaz. Ama ne yumurta yani? Tamam seviyorum ama yani alakasız. Gece kalkıyorum yumurta yapıyorum. Özellikle böyle omlet kıvamı. Nasıl canım istiyordu? Bir gün sette çalışırken böyle orada gene bir sahnede bir omlet var ama işte 3 saat öncesinden yapılmış, orada hani kenarları böyle kurumuş kalmış. Var ya, o omlete bir bakışım var. Hani bir an önce pişsin o omleteyim diye. Çok enteresan. Her hamilelikte bir canım tur, bir şey turşu falan istenir bilirim de hiç yani. Hiç öyle bir şey yok. Bir yani. De şeftali. İnanılmaz derecede canım şeftali çekmişti. Bir dönem sonra bitti mesela. Hani son evet. Aylara doğru. Yani bu kadar yumurta hiç yememiştim hayatımda. Pelin Hanımcığım, bu arada benim size bir sürprizim var. Kalburabasta tatlısını çok sevdiğinizi evet. Duydum ben. Ben onu getirdim, kızım getirsin. Gerçekten. Kızım da burada. Evet. Ay süper. Evde mi yaptın getirdin? Evet, 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 evde yaptım. Ben böyle konuyu çok seviyorum. Tamam, çok teşekkür yani. Ederiz. Ay süper, tamam. Afiyet hemen tatsam olur mu? Tabii, şey, tabii, 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 olur mu? Şimdi böyle şu an televizyondayız, ekrandayız diye düşünemeyeceğim. O kadar seviyorum ki. Dur. Afiyet olsun. Şöyle hemen alayım şuradan. Buyurun. Ay süper. Şuradan şöyle. Ne var içinde? İçinde onun tereyağı var. Tereyağı, bir tane yumurtamız var işte. Yağlı bir hamur yapılıyor. Daha klasik sonra... bir kalburabasta mı? Aynen, klasik. Ortasına da ceviz koyuyorsunuz. Üzerine şerbetliyorsunuz. Evet, şu bu an da gürünün şeyi tatlısı yani Sivas'ın aslında bakarsanız. Yöresel bir tatlı bu da. Ama herkes yapıyor. Şahane. Afiyet olsun. Klasik bir tatlı evet, ama. Evet, evet, evet. Çoğu kimse yapıyor onu. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Beğendiğinize sevindim. Tam kan şekeriniz düştüğü anda bir konuğunuz bir tatlı yapar getirir. Oh, mis gibi. Ben bunun şimdi yeşilliklerini alıp yoğurabilirim Pelin Hanımcığım. Hadi koyalım. Soğudu artık. Baharatları da tamam. Yemek yapamıyorum şu an. Geldim. Ay, çok sağ olun, teşekkürler. Afiyet olsun. Şimdi şöyle elimle ittireyim. Evet, çok memnun olurum. Hepsini yoğuracağız. Soğudu. Evet. Sıcakken yapmayın iyicene. Evet, biraz soğuması gerekiyor. Zorlar sizi yoksa. Çünkü. Aynen. Tamam, bunu arkaya aldım. Ben baharatlarımızı da koymuştum zaten. Şimdi şöyle. Tuzumuz, karabiberimiz. Bunu biraz önden yoğuracağız Pelin Hanım. Sonradan da yumurtasını ekleyeceğiz. Evet, yumurta en son aşamada. Evet, en son aşamada yumurtasını koyacağız. Yumurtasını çok fazla ezmeyeceğiz çünkü. Ay çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Ay çok sevindim. Beğendiğinize. Tatlıyla gelen konuk. Daha ne olsun? Şöyle ortalığımızı toparlayayım. Tamam, elimiz gitsin. Pardon. Evet. Şöyle böyle başlayacağım. Şimdi güzelce yoğuruyoruz. Evet, güzelce yoğuruyoruz tutması için. Sonra klasik bildiğimiz mercimek köfte gibi yapacağız. Ondan sonra ondan biraz büyükçe sıkacağız bu. Bir düz tabak çıkartayım mı size? Çok memnun olurum, için. Çok memnun olurum, evet. Şurada. Bu sefer turuncu olsaydı bakalım. Evet, turuncu da güzel gözükür. Güzel durur.
süre koyayım. Tamamdır. Bunun yumurtasını artık alabilirim. Alabiliriz. Bu aşamada. Ay yumurtayı size vermesem de yesem bile sınav göz diktim. Çok güzel gözüküyor. Şöyle yapacağım. Şöyle seyircilerimiz de görsün. Şöyle. Evet. Değil mi? Evet. Yağı da geliyor. Evet, biraz evet, tereyağlı evet. Dolmuş olacak. Tereyağlı, sıvı yağlı. Çok değişik ya. Hı. Böyle yumurtalı. O yanda dökelim. Oh, mis. Teşekkür ederim. Yumurtalar daha şimdi yumurta da biraz sıcak. Soğumamış. Orada da bir tık dikkat etmek lazım. Evet, soğumamış daha yumurta. Bir anda elimizi daldırmayalım. Şimdi siz yoğurun, sıkma aşamasında ben tamamdır. Size yardım edeceğim. Tamamdır. Bunu da kaldırdık. Ay çok zor oldu. İnşallah beğenirsiniz bunu da. Valla elinizden çıkan bir şey vermek mümkün değil. Çocuklar şanslı. Teşekkür ederim, sağ olun. Gelin de şanslı ya, valla süper. Evet, kızım da çok böyle seviyorum böyle bir kayınvalide. Yani oğlunuz diyordur, bu akşam anneme yemeğe mi gitsek tatlım? Tabii tatlım, hemen gidelim. Diyor mu hocam? Onlar çocuklarım yavrum ya. Vakit bulamıyorlar, çok yoğun çalışıyorlar. Gelin ne iş yapıyor ya o kadar vakitsizlikten? Özel bir şirkette çalışıyor kendisi. E tabii ama şimdi İstanbul evet. Trafiğine indin, bindin, evet. Çıktın, eve gittin, gene akşam oluyor. Evet. Bir yere gitmek mesele. Yapalım mı? Bunun birlikte. Yeterli olduğunu tamam. Düşünüyorum. Evet. Siz bana şimdi bir şekil gösterin. Göstereyim başlayalım. Ben. Ben tamam. Size yardımcı olacağım. Ayranla çok güzel gider bu köfte. Ayran, turşu. Onlar çok yakışıyor yanında. Ayranımız nerede var acaba? Çok güzel gider. Vallahi ama böyle söylemeyin, getirverin. Mesela ayran gelsin. Kızınız bir de hiç, ayran getirmiş hiç olsa şu an. Hiç düşünmedim bak ona. Evet doğru söylüyorsunuz şimdi. Ben bunu yerken bir de pul biberi batırırım yani içindeki biber az gelir. Biraz daha. Ay, evet çok güzel oluyor. Siz acı seviyor musunuz? Severim. Çok severim acıyı. Bunları böyle yaptık. Biraz kadın budu köfteye benziyor şekil itibariyle. Evet. Şöyle. Öbür kırmızı mercimek köfteleri daha minik minik oluyor. Evet. Mercimek köftemizi yaptık. Evet. Sunumumuzu yaptık. Üstüne biraz da böyle şöyle sizin tavsiyenizle biraz pul biber gezdirdik. Evet. Bir de tabii ki sürpriz tatlımızı da koydum. Evet. Kalbura bastı. Fırında iki tane güzel yemeğimiz var. Biri böreğimiz, biri de güveçimiz. Sanıyorum oldu. Şimdi evet. Onları alalım. Evet. Şunun yardımıyla. Evet. Kapattık ben onları. Artık kapatayım ben evet, fırınımızı. Güzel. Evet. Buyurun siz de alabilirsiniz. Şöyle. Hah, tamam. İyi, şunu verdim. Kapaması oldu. Çok sıcak. Ay, börek çok güzel olmuş. Börek baklava gibi gözüküyor. Evet. Değil mi? Söylediğim gibi hem çok kolay yapması hem de. Gerçekten açtık. Evet. Birlikte açtık. Değil mi? Evet. Şu an aynı. Güveçimizi de alalım. Tamam. Şunu biraz kenara koyayım. Güveçi de şöyle koyalım mı kenarına şunu? Nasıl edersiniz? Şuraya koyabiliriz. Oraya sanıyorum yalnız. Yalnız. Ya da şöyle yapalım. Nasıl? Ne olur ne olmaz. Evet çok iyi olur. Şunu şöyle koydum. Üstüne koyarsanız. Evet. Şimdi böreğimiz de güzelce. Tamamdır. Onu şimdi açmıyorum. Bir böreğimi servis edeyim öyle yapacağım. Bakalım mı acaba anne alemde böreğimi? Dikkat edin yanmayın yalnız. Onu bıçakla bir kez daha kesip mi? Evet. Çünkü sanırım aşağıdaki ıspanaklar evet. Böyle iyice erimiş ve birbirine geçmiş. Onu siz servis edin. Şuradan alalım birkaç dilim. Buyurun şöyle. Hadi bakalım. Ay inşallah dağılmaz. Dağılmaz dağılmaz merak etme. Evet. Bir tane koydum. Kaç tane koyayım? De ekip öyle bir bakıyor ki şimdi. Bu börek burada kalmaz. Biter. Şöyle iki parça daha evet. Koyacağım. Şöyle evet. Buyurun. Evet. Şimdi böreğimizi isterseniz şöyle o fırına alalım üstüne tabii, hocam. Tabii, tabii.
Size zahmet. Ay bakın çok güzel oldu. Şahane gözüküyor. Ay vallahi çok merak ediyorum. Açalım mı? Evet. Ay, hadi yiyelim. Çok güzel. Ayakta bekliyorum. Evet çok güzel. Yani ağzım doluyken konuşmamam lazım ama. Şimdi açalım mı? Evet. Evet. Of 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 of. Şahane oldu. Çok güzel pişmiş. Evet şimdi. Sunumlarımı, servislerimi şöyle alayım. Evet bugün Aysel Hanım'la birlikteydi. Evet. Kendisi Sivaslı ama bize İstanbul'dan katıldı. Çok güzel yemekler yaptık. Ne yaptık? Erikli kuzu incik yaptık fırında. Evet fırında. Evet. Sürpriz bir tatlımız geldi, evet, kalbura bastı. Kalbura bastı. Ben sevdiğim için. Evet. Mercimekli köfte yeşil yaptık. Yeşil mercimekli köfte yaptık. Ama yeşil mercimekli içinde bildiğiniz aslında yumurta var, evet, omlet yumurtalı. Var, evet. Tereyağı var, çok değişik. Bir de 24 katlı nişastalı börek yaptık. Evet, o da çok güzel. İçinde böyle pastırma var, ıspanak evet. var. Ay, hadi yiyelim. Şimdi güzel tadımızı yapalım. Ondan sonra tariflerimizin devamını da unuttuğunuz eksik bir şey kalırsa programın sonunda sosyal medya hesabımızdan Pelin Karan'la tariflerden bulabilirsiniz. Ben artık kendimi tutamıyorum. Hadi yiyelim. Afiyet olsun, buyurun. Tamam. Karadeniz'de de. Evet. Bana diyor ki sen kuvvetli çeviremiyorsun, ben alıyorum diyor yani şu an. Sen bu bıçağı al, bundan daha rahat doğrarsın. Bıçağı mı aldı ya? Mısır ekmeği lan, fiksta. Azopo. Azopo. Azıcık, azıcık, azıcık. Allah yandık buyur. Ben kavuran yandın mı? Yok daha yanmadım. Daha biraz yardımcı olayım sana. Bunu tuzlu yiyeceksin ki bunu yedin mi çalışmaya çıkacaksın bahçeye. Bahçeye çıkıp çalışıp ne yapacağız da? Çay kesecek, gübre taşınacak, bahçeye vurulacak, sebzeler dikilecek. Şekline takılmayın, lezzetine bayılacaksınız. Önemli olan da o. Reklam gibi, slogan gibi konuştu kadın ya. Vallahi bravo. Şöyle koyalım hamsi çırpalarımızın porsiyonu kovanları evet. hazır. Bunu şimdi o hıyarla ye, ayranla ye, pekmeze batır ye. Pekmeze batırmak biraz enteresan. Seninle yemek yapmak çok güzel. Aa teşekkür ederim. Ha, hamsi az sonra fırında güneşlenecek de. Hamsi güneşlenmesi diyor. Hamsi güneşlenmesi. Bunu da içeceğiz, ne yapalım? Topla topla kes kes, öyle yavaş kes, seni gelin etmez de bizim orada. Aa, benim evet. iki tane çocuğum var, o yol ne olacak? Bakalım beğenecek misiniz? Haydi bakalım. Şimdi tadıyoruz. Eminim çok güzel olmuştur. Şimdi önce şu mercimek köftesinden bir tadalım. Şöyle alalım. Bakalım nasıl diyecek tadı. Çok güzel. Merakla bekliyorum. Evet çok güzel. Afiyet olsun. Yani o yumurta falan hiç rahatsız etmiyor. Evet. Aksine çok büyük lezzet katmış. Çok yakışıyor yumurta. Önce sırf geliyor ağza. Hadi göreyim tadına bak. Biraz da şundan bakalım. Bademinden de alayım. Kuzunun lezzeti de var. Evet. Yani o zaten sebzeye de sınır. Kuzunun lezzeti ona göre yansıyor. Çok güzel. Afiyet tabii olsun. Çok merak ettim börek. Şöyle yapalım. Böyle baklava hamuru gibi değil mi? Böyle evet, çıtır evet, çıtır evet. sanki. Nişastanın yüzünden öyle oluyor. Nişastı sayesinde. Evet. Ayşe Hanım çok güzel.
Afiyet olsun. Vay oğlum. Yani ağzım doluyken konuşmam. Çok güzel. Afiyet olsun. Böyle pastırma da geliyor, ıspanak pastırma da geliyor. Pastırma çok yakışıyor. Evet, aynen. Evet. Biz yiyoruz efendim. Size de afiyet olsun.